Michael 2 Neville, 3 Irvin, 4 May, 5 Jansen, 7 Cantona, 8 Bob, 10 Beckham, 14 Kroos, 15 Pavarski, 16 King. Fenerbahçe'nin kalesinde Rüştü oynayacak. 2 İlker, 3 Uçer, 4 Erk, 5 Kemalettin, 8 Tuncay, 9 Boris Orokoça, 11 Kostadinov, 14 Tafet, 15 Erol. Kalemizde biraz da şansın yardımıyla 2 gol birden bulup daha sonra savunmasını sağlam tutup Kadıköy'den 2-0'lık galibiyetle İngiltere'ye dönmüştü. 55 bin kişi var Old Trafford stadının türbinlerinde. Yaklaşık 200 kadar, 300 kadar Türk seyircide karşılaşmayı izliyor. İngiltere'nin çeşitli kentlerinden gelen, Avrupa'nın ve Türkiye'den gelen gurbetçilerimiz ve vatandaşlarımız bu karşılaşmada Fenerbahçe'yi destekliyor ve zorlu karşılaşma başladı. Şimdi Pavarski, Pavarski'nin ortası ceza sahasında arka tarafa doğru intihar bırakmadı. Son anda kapıyı vurdu ve topu kornere çaldı. Sol tarafta Kurayt. Dikkatli olması lazım Fenerbahçe olmasın. Derinliği kaybetmemek lazım bu dakikalarda. Özellikle kanat toplarında etkili olmaya çalışacak Manchester United takımı. Bolic, Jonsen'le birebir kaldı. Jonsen'in geri pası kalecisi Schmeichel'a ve Schmeichel da topu taca atıyor. Yerleşmiş durumda geride sadece Kostadinov var. Erol vurdu kafayı. Bakın. Ve out. Orta sahaya göre yapmasına rağmen gole yakın bir oyuncu. Son Southampton maçında da bir golü var. Tuncay Kostadinov hareketlendirdi. Kostadinov Neville mücadelesinde, Neville'ın müdahalesi corner olması lazım. Okoça kullandı köşe atışını, ceza sahasında Kemalettin'e gelmiyor. Son anda Jonsen vurdu kafayı. Bir izliyoruz Old Trafford'da. Okoça. Sağ tarafta Hög. Kostadinov yönüne kadar yaklaştı. Şimdi Kostadinov sıyrıldı rakibinden, ceza sahasında son müdahale Irvin'den, bir korner daha kullanacak Fenerbahçe. Uçay yine ceza sahasında. Okoça kullandı. Uçay'a doğru. M vurdu kafayı. Şimdi Uçay, Fenerbahçe hata devam edecek. Erol, onun ortası, Kostadinov vuramadı. Ceza sahasında kalanlar, mutlak pozisyon. Topu önünde buldu. İşte Erol'un ortasında Manchester United savunmasında hata. Kemalettin'in vuruşunda karşılaşmanın ilk net pozisyonunda Fenerbahçe bu ataktan sonuç alamadı. Bat'a doğru Bat savunmanın arkasını takmaya çalıştı. Rüştü sezdi tehlikeyi, çıktı topa sahip oldu. Bat. Onun olan bir top. Bu pozisyonu Cantona çok iyi vurdu topa. Out'a vurdu. Okoça. Çık pozisyonunda Okoça sert vurdu. Top Gire'nin yanından dışarıda. Şutu az olan bu karşılaşmada Okoça'nın attığı şut. Üstü çıktı. Yumrukları topu. Tuncay. Bakın. Üç oyuncu arasında Cantona. Her vuruşu kalmadı işte uzandı. Cantona. Sevgili futbol severler. İkinci 45 dakika başladı. Ve ilk atak şansı Fenerbahçe'den. Talimatlar veriyor şu anda. Yaklaşık 30-35 metrelik bir uzaklık. Beşli bir set oluşturdu Fenerbahçe. Şimdi Okoça da setin yanında. Girmedi baraja. Cantona vuruşunda topa da gidiyor. Okoça şu pozisyonunda vuruşunda Schmeichel. Okoça İlk devrede de buna benzer iki şut atmıştı. Boşluklar oluyor Manchester United'ın orta sahasında ve savunmasında. Manchester United geri sahasında İlker orta pozisyonunda. İlker'in ortası uzak tarafta Tuncay. Topun gelişine orta girdi. Gol pozisyonunda mutlak pozisyonda Kostadinov ayak koydu, otobüsten dışarı gitti. Ceza sahasında aman. Evet, mutlak pozisyon. Gol basında olmuyor. Çok rahat bir nefes alıyoruz. Mutlak bir pozisyon. Bat ve Kroos bu pozisyondan sonuç alamadılar. İşte bu pozisyonda top Kroos'un ayağından çıktığı sırada Batı offside olarak belirledi. Tenderende. Bakın. King. Şimdi Kostadinov. 3'e 3 yakaladık. Kostadinov. Sol tarafta Bolic. Sağ taraftan hata destek veren Mustafa da var. Bolic. Karşısında May üstüne gitti. Böyle şu pozisyonda bu yüzden gol! Gol! Topu var! Mükemmel bir gol! Bu yüzden attı golü. Fenerbahçe Manchester'da bir sıfıra geçti.
Kerem üstüne üstüne gitti. Çekti. Mükemmel vurdular attığı golle. Manchester United karşısında Old Trafford'da bir sıfırındı. Manchester United 0, Fenerbahçe 1, gol 5 sevgili seyirciler. Karşılaşmada bitime 13 dakika var benim saatime göre. Dakika 77, 77 dakikalar birden için uğurlanmaya başladı. Dün Beşiktaş 77 dakikada gol bulmuştu. Fenerbahçe'de buldu ve Barış'ın attığı golle 1-0 öndeyiz. İyi orta ikinci golü getirebilir. Bülent şimdi ortasını yaptı. Kostacı bu kadar da tekten döndü. Mutlak bir pozisyonu. Fenerbahçe ikinci golü çok yaklaştı orta basta. Kostacı'dan döndü. Bülent'in ortasında Kostacı o kafayı vurdu ama şans bize gülmedi. İkinci gole çok yaklaşmıştık. Bakım ortası Rüştü karşısından bırakmadı Rüştü. Bir karambol ve köşe gönderini işaret ediyor Panderen'de. Fenerbahçe 1-0 önde Trafford'da. Büyük heyecan. Onun ortası ön direğe doğru kafayla karşılayan İlker. Cantona. Cantona'nın vuruşu çok güzel bir vuruş. Savunmada dikkatli. Bir orta Neville'dan. Rüştü çıktı. Bravo Rüştü derken Rüştü topu kaybetti. Cantona Rüştü mücadelesini sürdürdü ve tehlike uzaklaştırdı. Köşe atışı kullanacak Manchester United. Bu konuları çalıştırırsak rahat bir nefes alacağız. Schmeichel'da ceza sahasında. Karşılaşmada artık son 1,5 dakika. Schmeichel'da kalesini terk etti. Schmeichel'a doğru. Schmeichel yükseldi vuramadı. Kapıcağımız tabii ikinci golü getirir. Out. Müdahale Bülent'ten korner. Manchester United seyircisi ayakta, beraberliğe razı. Manchester United, koskoca Manchester United 55.000 seyircisi önünde beraberlikten mutlu olacak. Bakın yine Schmeichel ceza sahasında. Manchester United beraberlik için çırpınıyor. Bakın ortası ceza sahasında. Bülent hızla giderse kaleye Schmeichel yok. At topu ileri Bülent. At topu koşuyor doğru ama top çok hızlı. Sağ tarafta boşluk var. Oraya atarsak rahatlayacağız. Okocha iki oyuncunun arasına girdi çıktı. Tarık'ta duvar pasında başarı var. Okocha topu ön noktaya getiriyor. Arkasında Keane. Okocha. Sağ Manchester United'in dedi. Sanderen'de. Sanderen'de maçı bitirdi. Fenerbahçe tarihe geçiyor. Manchester United 0 Fenerbahçe 1. 40 yıl kimse yenilmeyen Manchester United. Fenerbahçe Türkiye şampiyonuna böyle var 55.000 kişi önünde. Başı önünde terk ediyor. Avrupa kupalarında ilk kez Manchester United bu stadı başı önünde terk ediyor. İşte bu işin tarihe geçirendiği Fenerbahçe'yi. Harika bir gol. Mükemmel bir gol. Fenerbahçe Avrupa'nın, dünyanın, İngiltere'nin futbol tarihine geçiyor. Türk futbol tarihinde altın bir şansa, altın bir yaprak. İşte bir bolit, işte altın gol, işte Fenerbahçe, işte Türk futbolu ve işte Fenerbahçe futbolcular 200 kadar Türk futbol severini tanımlamak için tribünlere koşuyorlar. Maçın skoru Manchester United 0, Fenerbahçe 1.